Bismillahirrahmanirrahim. Babu el-harbiyyetu tüslimu fi daril harb. Fetahrucu ila daril islam, sümme yahrucu zevcuha ba'de zalike muslimen. Bu bab, harbiye yani küffar kadınlarından bir kadın. Ki Müslümanlarla kendi aralarında harp olan bir devletten bir kafire kadın. Tüslimu fi daril harb. Darul harb'de Müslüman oluyor. Fetahrucu ila daril islam. Müslüman olduktan sonra Müslümanların memleketine geliyor. Sümme yahrucu zevcuha. Ondan sonra kocası da darul harb'den çıkıp Müslüman memleketine geliyor. Ba'de zalik o kadından sonra. Müslümen o da Müslüman olarak geliyor. Evvela kadın Müslüman olmuş, çıkmış gelmiş. Ondan sonra da kocası Müslüman olmuş gelmiş. Bunların nikahları eski nikah üzerine midir? Yoksa yeniden nikah kesilecek mi? Mesele burada. O kadın Müslüman olduğu gibi hemen nikah bozuldu mi? Yoksa o geldi, sonradan daha da mı geldi? Eski nikah batı, o nikah üzerine kadın koca olabilirler mi? Bugünkü mesele bu. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا البهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن داود بن الحسين أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس dedik ki رد النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz reddetti ibnetehu Zeynep kendi kızı Hazreti Zeynep رضي الله عنها'yı verdi على أبي العاص بن الربيع عاص بن الربيع reddetti alen nikahil evvel. Evvelki nikah üzerine ba'de selasi sinin 3 sene sonra. Bedir Harbi'nde As, Ebul As ibn-i Rabi, Peygamber Efendimiz'in damadı. Bedir Harbi'nde kafir olarak kafirler ordusuyla beraber geldi. O ne ashabtan birisi tuttu esir etti. Esirlerin içindeydi. Hazreti Abbas da esir olmuştu. Getirdiler. Sonra onlara fidye bağladılar. Dediler ki herkes müeyyen bir miktar tayin ettiler. Bu kadar parayı veren adam fidyesini verir çıkar gider. Onun için kendi akrabalarına haber gönderdiler. Onlar da geldi fidyelerini verdi gittiler. Hazreti Abbas radıyallahu anh kendi fidyesini verdiği gibi kendi yegenlerinden iki zatın fidyesini de Peygamber Efendimiz ondan istedi aldı. Hatta ilk önce vermemek istedi. Dedi ki, ya Muhammed benim şeyim yok dedi. Sen benden fazla para istiyorsun. Ben onların fidyelerini verecek param yok. Dedi, yalan söylüyorsun. Ailen, ümmül fazla verip de sakladığın para nerede? Dedi ki, ne biliyorsun sen onu? Dedi ki, Cibril haber verdi. O parayı da şöyle, ümmül fazla Hazreti Abbas'ın ailesi ilk Müslüman olan kadınlardan. Bedir Harbi'ne Hazreti Abbas'ı da sürükledi, getirdiler. Kureyş'in büyüklerinden birisi de oydu, zenginlerinden. 10 kişi nöbette Bedir Harbi'nde onar deve keserdiler. Her birisi 10 deve kendi nöbetinde. Hazreti Abbas da o nöbete dahil idi. Nöbet geldi, o da keserdi. Kulası esir düştü, gitti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan fidye isteyince kendisini fakir gösterdi ki yani vermeye. Halbuki Ümmül Fadıl'a parayı verdi. Dedi ki ben harbe gidiyorum. Olur ki ölürüm. Bu para çocuklarındır. Kimseye haber verme. Bununla meşgul olur. Faizine meşgul olurdu kendisi. Faize para verirdi, kazanırdı. İşte o Peygamber Efendimiz haber verince sen bu parayı, bunu ne biliyorsun? O da dedi ki Hazreti Cibril haber verdi. Şimdi o arada Ebul As da esir oldu. Ebul As da ailesi Hazreti Zeynep'e haber gönderdi ki benim fidyem şu kadar, para gönderin. Ben fidyemi vereyim de geleyim. O gönderdiği fidyenin içinde Hazreti Zeynep'in boynuna takmış olduğu hilade yani boyun süsü ki Hazreti Hatice radıyallahu teala anha ona yaptırmıştı. Yani gelin olduğu vakitte boynuna takmıştı. O fidyeyi tamamlamak için o hiladeyi de o fidyenin içine koydu ki tamam olsun. Getirdiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl onu gördüse bildi. Bu vakitte kalbine bir rikkat geldi.
Hazreti Hatice'nin kendi kızına vermiş olduğu hilade şimdi burada Ebu'l-As'a fidye olarak geliyor. O rikket gelince Müslümanlara dedi ki bunu almak sizin hakkınızdır. Fidye diğer esirlerden alındığı gibi bundan da alınacak. Emucesi Hazreti Abbas'tan aldı. Damadı Ebu'l-As'tan almaz mı? Fakat eğer siz razı olursunuzsa bunu verin. Bu Zeynep'in kendi hakkıdır. Ebu'l-As'ın kendi mali değil. Fakat mali kafi gelmemiş. Ailesi bir iyilik olmak üzere bunu vermiş. Eğer münasip görürsünüzse bu giladeyi gene Zeynep'e gönderin. Bu onlar da verdiler. Müslümanlar da verdiler. Giladeyi gitti. O vakitte Peygamber Efendimiz dedi ki yalnız bir şartla biz seni bırakıyoruz. Gittiğin gibi benim kızımı göndereceksin dedi. O da pekala dedi. Gitti. Hazreti Zeynep'i gönderdi. O vakitten ta Müslüman oluncaya kadar 3 sene geçti. Bu 3 sene sonra Müslüman olarak geldi. Müslüman oldu. Gene Zeynep'i o eski nikah üzerine verdi. Abdullah bin Abbas'ın rivayeti bu. Müslüman olması da şöyle oldu. Kendisine emin derdiler Ebu'l-As'a. O da çok emin adamıydı. Doğru bir adam. Cahiliye zamanından Peygamber Efendimiz'i severdi. Onun için Peygamber Efendimiz büyük kızını ona vermişti. Kureyş dediler ki sen eminsen seninle bir kafile tertip edelim. Götür Şam'a. Şam'da bunu alışveriş yap. Bizim malımızı getir. Onu kafile reisi yaptılar. Gitti Şam'dan alışveriş yaptı. Gelirken meşhur şey yok. Bedir Harbi'nden sonra bu. Besir var diye yolları kesti daha. Bir kendisinin etrafına adamlar topladı da yolda durdu. Kureyş kervanlarını vuruyordu. Evet. İşte onun cemaati Kureyş onun kervanını vurdular. Müslümanlara haber gönderdi. Onun şeysini vurdu. Onun mallarını aldığını Peygamber Efendimiz'e haberi gelince Hazreti Zeynep bunu duydu. Duyar duymaz hemen çıktı. Mescid-i Saadet'e geldi dedi ki Ebu'l-As benim zimmetimdedir. Ben ona imam veririm dedi. Peygamber Efendimiz bunu duyunca sahabe dedi ki bunu ben öğretmedim. Benim talimatımda da gelmedi. Fakat Zeynep kendiliğinden imam veriyor buna. Onun için Müslümanların kadını erkeği kim imam verirse müteberdir dedi. Yani benim de bir dahlım yok. Madem Zeynep de Müslümandır. O da eski kocasına imam veriyor. Ve Resulullah Efendimiz'e de geldi. Dedi ki ya Resulallah eğer akraba dersen Emu Ceza'dan senin. Emu Ceza'desiydi o. Allah. Akraba da benimle yeden. Evet. Onlar akraba. Emu Ceza'da yok. Eğer akrabalık dersen hem de Ebu Veled dedi. Çünkü onlardan Ebu Umame doğmuştu. Ebu Umame o şey, Ebu'l-As'ın kızıydı. Ki sonra Hazreti Ali radıyallahu teala onu şey etti. Onunla evlendi. Ve Ebu Umame ki Peygamber Efendimiz namaz kılarken omuzuna koydu. Omuzunda dururdu. Rükûa gideceği vakitte onun eliyle, onu bir eliyle tutar. Yere koy, rükûnü, secdesini yapar. Gene onu alır, omuzuna koydu. İşte o Ebu Lübabe. Lübabe. Lübabe Ebu'l-As'ın kızı. Hazreti Zeynep'ten olan kızı. Kolasen mesele olsun. Bu sefer malını verdiler. Dediler madem Zeynep bunu şey etti, hemen verdi. Malını da kendisine verdiler. Kendisine de bir şey demediler. Dediler Zeynep madem böyle dedi, mekbul. Yalnız sen bak biz Müslümanlıktaki bu fazileti gördün. Gel Müslüman ol. Dedi ki ben nasıl mallarını aldım, götürdüm, sattım, kar etti, hesapları var. Ben bu hesabı vermeden burada kalamam dedi. Onlar dediler kal burada gitme. Yok dedi. Sonra Müslümanlığımı ilan etsem diyecekler ki ha mala sebep Müslüman oldu. Onun için benim yolumu serbest bırakın. Ben gideyim, hesaplarımı vereyim. Ben sonra Müslüman olur gelirim dedi. Bıraktılar, götürdü. Onların herkesin hesabını verdi. Herkesin hesabını verdikten sonra kimsenin ben de alacağı kaldı mı? Yok. Dedi ben Müslüman oldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulü dedi. Ondan sonra geldi. Gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeynep'i yine ona verdi. Şimdi mesele bu. Yeni nikah mı kesti? Eski nikahla mı verdi? Abdullah bin Abbas diyor ki eski nikahla. Eski nikah üzere yeni nikah kesmedi. Şimdi burada ihtilaf var. Diğerleri de diyor ki hayır yeni nikah kesti. Peki
Şimdi iki mezhep çıktı. Bir kadın Müslüman olur, dar-ı harpten dar-ı İslam'a gelirse nikah kesildi mi yoksa eski nikah baki mi? Buna bakılırsa baki. O kadın Müslüman oldu, geldi. Kocası da ta 3 sene sonra bakacaktığıyla 3 sene sonra geldi. Nikah tazelemeye lüzum görmedi Peygamber Efendimiz. Birinci mezhep bu. İkinci mezhep diyor ki hayır, kadın Müslüman olduğu andan itibaren bir Müslüman kadını bir kafirin nikahında kalamaz. Nikah derhal kesilmiştir. Hazreti Zeynep'i Peygamber Efendimiz yeni nikahla verdi. Fakat şimdi rivayet olarak ispat edeceksin. Şimdi bu birinci mezhep sahipleri dediler ki bak Abdullah bin Abbas diyor ki alen nikah ile bu. Birinci nikah üzerine verdi. Tekrar bir hadis-i şerif daha getiriyor. Haddesena İbn Ebi Davud قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال رد النبي صلى الله عليه وسلم على إكرمة بن أبي جهل أبو جهل oğlu إكرمة قاني هدر edilmişti. Mesele uzun. O sonra gitti, ailesi buldu, getirdi, Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra Peygamber Efendimiz onun ailesi evvelde Müslüman olmuştu. Ümmü Hakim, Ümmü Hakim'i reddetti. Ümmü Hakim bintil Haris ibn Hişam. Hişam'ın oğlu Haris'in kızıydı. Onu İkrime'ye verdi. Ba'de eşhurin birkaç ay sonra. Ev garibin min sene. Yahut bir seneye yakın. Bunun hadisesi de şöyle. Bu Ümmü Hakim Haris. Haris Ebu Cehil'in kardeşi. Ebu Cehil'in Haris kardeşi. Hişam'ın oğulları. İkrime Ebu Cehil'in oğlu. Bu Ümmü Hakim de öteki kardeşi Haris'in kızı. Hazreti İkrime amcası kızını almıştı. Fakat bu Ümmü Hakim Müslüman olmuştu. Yani evvelde Müslüman olmuştu. İkrime ise babası Ebu Cehil'den sonra babasının yerine geçmişti. Ebu Cehil ne yolda gittiyse o da o şekilde. Peygamber Efendimiz'e en ziyade adaveti olan bu adamıdır. Hatta Hazreti Halid radıyallahu teala düşündü, daşındı, İslamiyet'in hak olduğunu anlayınca dedi ki sağa sola ki ben gidip Müslüman olacağım dedi. Bizim gittiğimiz yol batıl. İkrime bunu duydu, gitti dedi ki yahu senin aklın yok mu? Biz seni akıllı bir adam nezeriyle bakardık. Sen de gidip bir şehirbaza tabi olacaksan dedi ki beyhude siz yorulmayın. Hak din bu dindir. Eğer sizin de aklınız varsa Müslüman olun. Yoksa çünkü bizim eski tuttuğumuz yol batıl dedi. Hazreti Halid kendiliğinde Müslüman oldu, geldi. Fakat İkrime de ona tan etti. Ve sonradan Fethi Mekke'de karşı koyanlardan birisi de o oldu. Karşı koydu fakat Hazreti Halid'in tarafına tesadüf etti, mağlup oldu. Kaçtı. Peygamber Efendimiz 5-10 kişinin kanını heder etmişti ki nerede bulursunuzsa öldürün. Birisi de bu İkrime'ydi. Nerede bulursunuzsa öldürün. İkrime bunu bildiğinden kaçtı. Yemen taraflarına gitti. Ailesi Ümmü Hakim Resulullah Efendimiz'e geldi. Dedi ki ya Resulallah sen affın ilan ettin. Bütün Mekke'yi aldın. Bunlar hep senin esirlerindi. Fakat entümü tolaka. Siz azatsınız. Tolaka demek bir adam hapisten. Bir adamı çıkarır, ente taliktir, yani serbestsin. Yahut da köleye nedir? Ente talik, yani azatsın. Bütün Mekkelileri affettin, hiçbir ceza vermedin. İkrime'nin kanını heder ettin, nerede bulursunuzsa öldürün dedin, onun için ölümden kaçtık ettiği. Sen bunu affedersen, ben gider getiririm, Müslüman olsun. Affeder misin dedi. Resulullah Efendimiz dedi, Müslüman olursa affederim. Müslüman olmazsa affetme, Müslüman olursa affederim. Kadın sevindi, dedi ki ben gider bunu İslam ederim, getiririm dedi. Kölesini aldı, yola çıktı. Yola çıktı, yolda giderken kölesi kadına sarkıntılık etmek istedi. O vakitte kadın dedi ki bu böyle çölde olmaz bu. Evlenmek işi bu gibi işler olmaz. Bir sabret, bir yere gidelim, bir rahat edelim, istirahat edelim. Bu iş orada yap. Yani zinayı teklif ediyor köle. Kadın da bundan kızdı fakat ona yok dese olur ki ya cebir kullanır ya vurur öldürür. Bunu oyaladı. Oyaladı bir cemaate, bir bedevilere tesadüf etti orada.
Ettiği gibi dedi ki, bu benim kölemdir, benim namusuma taarruz etmek istiyor, yakalayın bunu dedi. Onu yakalattırdı, kendisini kurtardı. Ondan sonra da sordu ki, hocasından dolayı nerede? Bedevilerin haberleri var dediler, filan yerde. Arı yarıya gitti, buldu. Dedi ki, ne duruyorsun? Ben Resulullah'tan senin affine ferman çıkarttım. Gel Müslüman ol. Beni affetmez dedi o. En dünyada en birinci düşmanı benim. Çünkü benim en birinci düşmanım oydu. Dedi ki, yok, senin bildiğin gibi değil. Mekkelilerin, senin gibi böyle gani heder olanların bir kısmı öldü, bir kısmı affedildi. Vehşi affedildi. Haber verdi. Hindi affedildi. Kendi amucası oğlu Ebu Süfyan ibn-i Haris affedildi. Ben senin affine de ferman çıkardım, gel Müslüman ol. İlk önce Müslüman olmak istemedi. Fakat kadın onu ikna etti. İkna ettikten sonra peki dedi. Aldı, getirdi. Resulullah Efendimiz'in huzuruna getirdi. Orada iman etti. İman ettikten sonra Ümmü Hakim ona evvelki nikah üzerine verdi. İşte mesele bu. Aradan diyor bir seneye yakın bir zaman geçmişti. Demek ki kadın Müslüman olmakla nikahı kesilmedi. Nikah gene duruyor, onu ona verdi diyor. Şimdi bu da ikinci hadis. İki şey getirdi. Bir Hazreti Zeynep'in Ebul As'a verilmesi, bir de Ümmü Hakim'in Ekrime'ye verilmesi. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ. Ülemadan bir kısmı zahip oldular, اِلَا اَنَّ الْمَرْأَةَ bir kadın. اِذَا اَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ دَارِ حَرْبِ Müslüman olursa, وَجَاَتْنَا مُسْلِمَةً bize Müslüman olarak gelirse, ثُمَّ جَاَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَالِكَ ondan sonra onun kocası da gelirse, فَاَدْرَكَهَا o kadına yetişirse ki, وَهْيَ قَدٌ فِي الْعِدَّةِ اِدَّتَّدِرْ kadın iddetini bitirmeden o kocası gelirse, فَهْيَ o kadın اِمْرَأَتُهُ o adamın ailesidir, اَلَا حَالَا اَوَّلْكِ حَالُ اُزَنِ اَوَّلْكِ نِكَحُ اُزَنِ şimdi burada bir iddet meselesi çıktı. Halbuki hadislerde iddet meselesi yok. Bu evde sahip olanlar iddeti bitmeden kocası Müslüman olarak gelirse yeni bir nikah için yok dediler. وَاِنْ لَمْ يُدْرِكَا yok o kadına ulaşmazsa حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّةِ hatta kadın iddetini bitirse. Ondan sonra geldi. Geldi ki kadın iddetini bitirmiş. فَلَا سَب۪يلَ لَهُ o adam için yol yoktur aleyha o kadın üzerine. Yani ona alamaz. İlla nikahı cedid lazım. Eski nikah bitmiştir. وَاَحْتَجُّوا bunları ihticaz ettiler. Delil getirdiler. فِي ذَلِكْ bu meselede بِهَذَا الْحَد۪يسِ bu hadiste. Bu hadiste delil getirdiler. Fakat aşağıda dediği gibi bu hadis bunlara delil olmaz. Niye? Hadislerde iddet meselesi yok ki. İddet meselesi nereden getirdin? Eğer bu hadislerle hüküm istinbat edersek ise iddetten evvel iddet zamanında da gelse, iddeti bittikten sonra da gelse nikahı evvel üzerine verilir diyeceksin. Hadislerin maali o. Sonra müşrikte niye 3 sene geçmiş? 3 sene iddet olur mu? Hocam şey müşrikte işte iddet yok mu? Bunlarda yok. Kadın Müslüman olmuş. Kadın Müslüman olmuş. Müslüman olduğu gibi artık ayrıldı, iddet bekliyor diyor. Nikahları fesh oluyor, iddet bekleyecek ki ikinci bir adama varması için iddet bekleyecek bu kadın. Ha bunlar diyorlar ki iddeti içinde gelirse hala daha başkasına varmamış, başkasına helal olmamış. O iddette birinci kocasının iddetini bekliyor da. O onun ailesidir. Yok, iddeti bitmişse ecnebidir. Kadın ecnebidir. Kadını alamaz illa nikah-ı cedidiyle olacak. Çünkü o da Müslüman olmuş. Müşrik yok ki, o ikincisi de kocası da Müslüman olup geliyor. Fakat hadiste iddet meselesi yok. Esas hadiste diyor ki iddeti bitsin bitmesin. Madem o kadın başka kocaya varmamış, kocası da sonradan gelmiş. 3 sene sonra gelmiş Ebul As. Peygamber Efendimiz 3 sene sonra gene kızını görüyor. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ ulemanın diğer kısmı bunlara muhalefet ettiler. Dediler ki sizin istidlalınız yanlış, yanlış mı anlıyorsunuz? فَقَالُ dediler ki لَا سَب۪يلَ لَهُ o adam için yol yoktur aleyha o kadın üzerine fil veçeyni cemi'a her iki vecihte de o kadını alamaz. İster iddetinde olsun, ister iddetini bitirmiş olsun,
o kadını o adam alamaz, illa yeni bir nikahlı olacak. Ve hurucuha indehum min daril harb. Ve hurucuha, o kadının çıkması. İndehum, bu ikinci mezhebe gayl olanlar indinde. Min daril harb, daril harpten çıkması. Yakta'ul ismete, ismeti keser. Nikahı keser. Elletü ile ismet ki kânet beynaha ve beyne zevciha. Kendisiyle kocasının, o kadınla kocasının arasında olan ismet, nikahı keser. Ney? O kadın dar harpte Müslüman oldu da dar harpten çıktı, dar İslam'a geldi mi, dar İslam'a ayağını toprağa attı mi, nikah kesildi orada. Yalnız ne kalıyor? O kadın Müslüman olmuş da fakat dar harpten çıkamamış, gene o kafir olan kocasının nikahında o, çünkü dar harpte. Evet. Ve yubînuha, o kadının dar harpten çıkması ibane eder. Yani talak-ı bayin ile ayırır minhu, kocasından. Kocasından ayırır. Dar İslam'a geldiği gibi bitti, nikah kesildi. Ama nasıl nikah? Talak-ı rici mi, talak-ı bayin mi bu? Talak-ı bayin. Yani o kocası sonra Müslüman olsa da gelse de ben ric'et ettim, kadın tekrar benim zimmetimi aldım dese faydası yok. Bu talak-ı rici de öyledir. Talak-ı bayin de yok. Hiçbir şey diyemezdik. Fethidir. وَحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ. Bu ikinci zümrede ihticac ettiler. Delil getirdiler. بِمَا حَدَّسَنَا فَهْدٌ. İmam-ı Tahaviye, Fahd'in rivayet etmiş olduğu bir hadisle ihticac ettiler. قَالَ فَهَدْ dedi ki, حَدَّسَنَا يَحْيَ الْحِمَّانِيِّ. قَالَ حَدَّسَنَا حَفْسٌ يَعْنِ بْنِ غِيَاسِ. Hafız ki İbn-i Gıyas'ı kastediyor. Bu rivayetiyle de اَنِ الْحَجَّاجِ اَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ. عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ. Amr ibn Şuayb, Amr ibn As'ın torunun oğlu geliyor. Amr ibn As, an Amr ibn Şuayb. Amr ibn Şuayb kimden? An ebihi, babasından. Babası kim? Şuayb'den. Şuayb de kimden? An ceddihi, Abdullah ibn Amr ibn As'la. Abdullah ibn Amr var ya meşhur sahabede, oraya bir kayıt koyun. An ebihi, an ceddihi, ceddi kimmiş? Abdullah ibn Amr ibn As. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz redde Zeynep'e, Zeynep'i reddetti. Hazreti Abdullah buyuruyor. Ela abil as, ebil asa bi nikahin cedid. Yeni bir nikahla reddetti diyor. Abdullah ibn Abbas diyor ki evvelki nikahla. Abdullah ibn Amr diyor ki hayır, yeni bir nikahla. Evvelki nikah diyor. Bu diyor ki hayır. Şimdi bu ihtilafı sonra İmam Muhammed aşağıda geliyor, gayet güzel izah ediyor. Nikah-ı cedid ile, yeni nikahla verdi. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Yahya, kâle haddesena Hafsun, an Davud, an-Şabiyyi mislehu. Bu hadisi şerifi, Fahd başka bir tarihe de rivayet eyledi. Kâlu, bu ikinci mezhebe kâil olanlar dediler ki, fefî hadisi Abdillah ibn Amr'in hâza, Abdullah ibn Amr ibn As'ın bu hadisinde olucudur. Hilafun ma fi hadis İbn Abbas radıyallahu anhu. Abdullah İbn Abbas'ın hadisinde olan hükmün hilafına olucudur. Abdullah İbn Abbas dedi ki bir evvelki nikah üzerine reddetti. Bunda da diyor ki hayır, nikah-ı cedid ile reddetti. Bak şimdi ikisi birbirine muariz oldu. İki hadis muariz oldu. Muariz olunca aralarını telif etmek lazım geldi. وَقَدْ وَافَكَ عَبْدَ اللّٰهِ بِنَ عَمْرٍ. Şimdi iki hadis birbirine mariz olursa tercih tarafına gidilecek. Başka hadislere de bakılacak ki bu iki hadisten birisini teyit ve tekit eden başka bir hadis var mı? Burada İmam-ı Tahavi diyor ki biz aradık baktık ki Abdullah ibn Amr'ın hadisini teyit eden bir hadis var. Buna muvafık oldu. Kim? Amir-u Şabi. Amir-u Şabi rivayeti buna muvafık oldu. Ma ilmihi bi magazi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin gazalarını, magazisini en iyi bilen bir zat idi Amir-i Şabi. Onun fikri de böyle diyor ki nikah-ı cedid ile Peygamber Efendimiz onu ona verdi. Galu dediler ki fahada evla. Öyleyse Abdullah ibn Amr ibn As'ın rivayet ettiği hadis evla oldu. Niye? Tercih etti.
bunu teyit eden başka bir hadis daha geldi. Öyleyse bu müreccah oldu. فَهَذَا اَوْلَى Bu Abdullah ibn Amr'ın hadisi evladır. مِمَّا قَدْ خَالَفَهُ Şul bir hadisten ki buna muhalif oldu. Yani Abdullah ibn Abbas'ın rivayetinden bu daha ziyade racih oldu. Allah'ım. Ne için? لِمَعَانٍ Bir takım sebepler dolayısıyla ki سَنُبَيِّنُهَا فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda o sebepleri de beyan edeceğiz. Esbabi tercihten birçok sebepler var. Bu ikinci rivayeti yani nikah-ı cedidiyle reddettiğini teyit ve tekit eden sebepler var. Onları beyan edeceğiz inşallahü teala. Ve kâne minel hüccet lehum fî zâlik. Yine bu ikinci zümrenin hüccetindendir. Kendi lehlerine alâ men zâhebe ilel kavlil evvel. Birinci kavle zahib olanların aleyhine. Enne ibn Abbas radıyallahu anhuma. Bu hüccet de şudur ki Abdullah ibn Abbas. İnnemâ fî hadîsihi, onun hadisinde orucudur. Enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem raddâ. Abdullah ibn Abbas diyor ki, Peygamber Efendimiz Zeynep'i reddetti. Alâ Ebil As, Ebil As'a alen nikâhil evvel. Nikâh evvel üzerine, evvelki nikah üzerine onu ona verdi. Bu kadar diyor. Ne iddet ve iddetteyken geldi, görüştü, kavuştu, böyle bir şey yok. Resulullah Efendimiz evvelki nikah üzerine Hazreti Zeynep'e bil asa reddetti. Bu kadar var. Feleyse fî zâlik, bunda olmadı. Delilün delil olmadı ki ennehu reddaha ileyh Zeynep'i ebil asa reddetti leennaha fil idde. Zeynep iddetteydi. İddeti bitirmemişti de onun için reddetti. Böyle hadise bu yok. Ali nikah evvel diyor, o kadar. Ya o şimdi birinci mezhebe sahip olanlar diyorlar ki iddetteyken kocası Müslüman olur gelirse yeni nikaha lüzum yok. Yani Abdullah bin Abbas'ın hadisinde o yok ki, bu iddeti bitirmemişti. Onun için reddetti. Bu yok. وَلَا كَيْفَ كَانَ الْحُكْمُ يَوْمَيْزِنْ O günü hüküm nasıldı? فِي الْمُشْرِكَةِ Bir müşrike olan kadındaki tüslimu Müslüman oluyor. وَزَوْجُهَا مُشْرِكٍ Zevci de müşrik. O vakitte hüküm de belli değildi. İslamiyet'in evveli bir kafire kadın Müslüman olursa, kocası Müslüman olmazsa hüküm nasıldır? O hüküm o vakitte bilinmiyordu. اَيُّب۪ينُهَا ذَٰلِكَ مِنْهُ O kadının Müslüman olması kadını talak-ı bayin ile kocasından ayırır mıydı? اَوْ تَكُونُ زَوْجَةً لَهُ Yahut da o kocasına zevci olarak olurdu ala hâle evvelki hal üzerine. Bu da bilinmiyordu. O vakitte hüküm nasıl idi bilmiyoruz. Çünkü bu İslamiyet'in evvelinde. وَاِنَّمَا يَكُونَ حَد۪يثُ بِنْ عَبَّاسِ Abdullah ibn Abbas'ın hadisi olur, hücceten, hüccet olur. لَاَهْلِ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Birinci mezhep sahiplerine hüccet olur. لَوْ كَانَ ف۪يهِ Eğer onun hadisinde olsaydı, zikredilmiş olsaydı ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz رَدَّهَا Zeynep'i reddetti عَلَى اَبِ الْعَاسَ اَبِ الْعَاسَ لَاَنَّهُ اَبُ الْعَاسِ اَدْرَكَهَا Hazreti Zeynep'e yetişti وَهِيَ فِي الْعِدَّ O da iddette idi. Böyle olsaydı delil olurdu. O da yok. İddet meselesi hadiste gelmiyor. Öyleyse onların, o birinci mezhebe sahip olanların bu hadisi hüccet getirmeleri kendilerine hüccet teşkil etmez. فَاَمَّا اِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَنَا الْعِلَّةِ İllet bize zahir olmazsa elleti öyle illet ki leha o illet için raddaha Peygamber Efendimiz Hazreti Zeynep'i reddetti aleyhi ebul asa ona verdi. Bu illet ne olabilir? فَقَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ Caiz olur ki ola. Hiye o illet el-iddet-i iddet ola. Caiz ki Hazreti Zeynep bu üç tane zarfında iddetini bitirmemiş ola. Olabilir bir kadın bir heyiz görür, ikinci heyizi sürer. İki sene, üç sene sürer de heyiz görmez. Olabilir. Belki o iddeti bitirmemişti. Onun için Resulullah Efendimiz onu reddetti. فَقَدْ يَجُوزَ اَنْ تَكُونَ Caiz ki başka bir şey ola. O da ne? لَاَنَّ الْاِسْلَامَ İslam لَمْ يَكُنْ حَيْنَ اِذِنْ O vakitte İslam olmadıydı, yubînuha, kadını ayırır olmadıydı, minhu, müşrik olan kocasında. Yani o zaman da bir kadın Müslüman olursa nikahı kocasından kesilmezdi. O vakit hüküm öyleydi. Caiz ki illet böyle ola. وَلَا يُز۪يلُهَا عَنْ حُكْمِهَا الْمُتَقَدِّمِ
kadın Müslüman olur gelirse evvelki nikahı iptal etmezdi. O vakit İslamiyet'te öyleydi. Sonradan bu neshedildi. Caiz ki böyle ola. وَلَقَدْ حَدَّسَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدَ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ زَيْدِ Ebu Bekir Muhammed'i bu rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنِ أَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعُ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ Bu Ebu Tevbetur Rabi diyor ki ben İmam Muhammed'e sordum. مِنْ اَيْنَ جَاءَ اِخْتِلَافُ مِنْ اَيْنَ nereden جَاءَ geldi اِخْتِلَافُهُمْ Sahabenin ihtilafı fi Zeynep Zeynep'te. Zeynep'i nikah-ı cedid'de mi verdiler, evvelki nikahla mı verdiler, ashab arasında ihtilaf oldu. Abdullah ibn Abbas diyor ki evvelki nikahla, Abdullah ibn Amr diyor ki hayır nikah-ı cedid ile bu ihtilaf nereden geldi? فَقَالَ بَعْضُهُمْ بَعْضِ dedi ki, ashabdan bazı dedi ki رَدَّهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى أَبِي الْعَاسِ O bazı dediği de Abdullah ibn Abbas. O dedi ki Hazreti Zeynep'i Peygamber Efendimiz reddetti alen nikah ile velevelki nikah üzerine. Ve kâle bâduhum diğer bazıları dedi ki o da Abdullah ibn Amr ibn Las reddaha bi nikahin cedid. Yeni bir nikahla onu ona reddetti. Etera ya İmam Muhammed sen görür müsün? Külle vâhidin minhum. Bunlardan her birisini görür müsün? Semi'a minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den işitti. Neyi mâ kâle kendi dediğini. Yani bu öyle dava ediyorlar. Herkes kendi davasını bizzat Peygamber Efendimiz'den işittiler de, böyle işittiler de. Onun için mi ihtilafa düştüler? Caiz ki o öyle işitti, o da öyle işitti. Bu sefer ihtilaf hadisin nefsinde olur, kendisinde olur. Sordu İmam Muhammed'e. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ Muhammed ibn Hasan dedi ki لَمْ يَجِي اِخْتِلَافُهُمْ مِنْ هَذَا الْوَجِهِ Bu vecihten ihtilaf gelmedi. Birisi başka türlü eşitti Peygamber Efendimiz'den, öteki başka türlü yok, ihtilaf bundan değil. وَاِنَّمَا جَاءَ اِخْتِلَافُهُمْ Bunların ihtilafı geldi. اَنَّ اللّٰهَ Cenab-ı Hak اِنَّمَا حَرَّمَ حَرَمْ kıldı. اَنْ تَرْجِعَ الْمُؤْمِنَاتِ اَنْ تُرَجِّعَ Yahut da tercih'e de olur, yani kendisi rücu etmeye el-mü'minat. Yahut en tureccia geri döndürülmeye. El-mü'minatü mü'min olan kadınlar idel-küffari kafirlere fi suretil mümtehine Sure-i Mümtehine'de Cenab-ı Hak dedi ki kafirlerin ailelerinde Müslüman olur gelirse kadınları gerisin geri göndermeyin. Evet. Burada geldi bu. Bâde mâ kâne zâlike caizen helâlen. Evvelce caiz idi. Yani kadın Müslüman olarak gelirse o kadın gerisin geri döndürürdüler. Fakat sonradan ayet-i kerimede hayır Müslüman olarak gelirlerse döndürmeyiz. فَعَلِمَ ذَٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عَمْرِ Abdullah ibn Amr ibn As bu hükmü bildi. Kur'an-ı Kerim nazil oldu, bu hükmü o anladı. ثُمَّ رَأَى اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ رَدَّ زَيْنَبَ Sonradan Hazreti Zeynep'in meselesini gördü ki Peygamber Efendimiz Hazreti Zeynep'i kocasına reddetti. هَلَا عَبِلَاسَ بِلَاسَ reddetti. بَعْدَمَا كَانَ عَلِمَ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ Hazreti Peygamber Efendimiz bildi ki bu Zeynep kocasına evvelki nikahla helal olmaz. Niye? Ayette Cenab-ı Hak haram kıldı. Bunu bildi. بِتَحْرِمِ اللّٰهِ Cenab-ı Hakk'ın haram kılmasıyla الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ Mümin olan kadınları kafirlere Cenab-ı Hak haram kıldığını Peygamber Efendimiz bildi. Bildiği halde Zeynep'i tekrar Ebul As'a verdi. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ عِنْدَهُ وَقِتَّ عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ اَمْرِ dedi ki Peygamber Efendimiz bunu bilsin. Müslüman bir kadın kafire verilsin. Haram bu haram bilsin de Zeynep'i Ebul As'a versin vermez bu. اِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ اِلَّا نِكَاحِ جَدِيدٍ ile vermiştir. Demek bu nikah-ı cedidi Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr kendi istinbatıyla çıkardı. İstinbat derler buna. فَقَالَ رَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ Onun için o dedi ki Peygamber Efendimiz nikah-ı cedidiyle verdi. Delilin ne? Çünkü mümin olan kadın kafire verilmez. Resulullah Efendimiz bu ne ayetten anladı. Onun üzerine verdi. Verse ayete nikahsız verse, belki nikah üzerine verse ayete muhalif hareket etmiş olur. O da olmaz. Öyleyse nikah-ı cedidiyle vermiştir. وَلَمْ يَعْلَمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُمْ Abdullah ibn Abbas bilmedi. Neyi?
بِتَحْرِيمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığını, اَلْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ Mümini olan kadınların kafirlere haram olduğunu bilmedi. Hatta alime bi raddin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'e ala abil as. O harami bilmeden kendisi Peygamber Efendimiz Zeynep'i ebul as'a reddettiğini bunu bildi. Ama öteki tehrimi bilmedi. Fekale dedi ki raddaha aleyhi bin nikahel evvel. Evvelki nikah üzerine reddetti dedi. Bu da onun istifracı, onun istinbatı oldu. لَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ Abdullah ibn Abbas'ın indinde olmadı. بَيْنَ اِسْلَامِهِ وَاِسْلَامِهَا Yok. لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ Evet. Abdullah ibn Abbas'ın indinde olmadı. بَيْنَ اِسْلَامِهِ وَاِسْلَامِهَا Ebul As'ın Müslüman olmasıyla Hazreti Zeynep'in İslamiyeti arasında olmadı. فَسْخٌ فَسْخُ olmadı. لِلْنِكَاحِ الَّذ۪ي كَانَ بَيْنَهُمَا Arasılarında olan nikahı fesh edici bir şey olmadı ona göre, Abdullah bin Abbas'a göre. Nikahı bozacak bir şey yok. Peygamber Efendimiz de bunu buna verdi. Öyleyse belki nikah üzerinedir. Halbuki fesh eden hüküm var. O da ne? Ayet-i Kerime, Sure-i Mümtehine'de bunu Abdullah bin Abbas bilmediğinden nikah evvel dedi. قال محمد رحمه الله İmam Muhammed dedi ki فَمِنْ هَا هُنَا جَاءَ اِخْتِلَافُهُ İşte buradan ihtilafları geldi. لَا مِنْ اِخْتِلَافٍ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذِكْرِهِ Yoksa Peygamber Efendimiz'den ayrı ayrı muhtelif hikayesi işittiler, ondan geldi. Yok, öyle değil. Evet. لَا مِنْ اِخْتِلَافٍ Yoksa bir ihtilaftan dolayı gelmedi ki سَمِعُوهُ O ihtilafı işittiler. مِنَ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den fi zikrihi onun zikrinde neyi? مَا رَدَّ زَيْنَبَ بِهِ عَلَى عَبِ الْعَاسِ Ebi al-As'a Zeynep'i verdi ki اَنَّهُ النِّكَاحُ الْاَوَّلِ O nikah evveldir. اَوَ النِّكَاحُ الْجَدِيدِ yahut ikinci nikahtır. Böyle bir zikir yok. Böyle bir zikir olsa birisi dedi ki ben Peygamber Efendimiz'den işittim nikah evvel. Öteki der ki hayır ben işittim nikah cedid. Peygamber Efendimiz'den böyle bir zikir yok. Bundan ihtilaf gelmedi. Ya iki zatın içtihatları arasında fark oldu. Birisi Abdullah ibn Amr ibn As, diğer Abdullah ibn Abbas. Fakat isabet eden Abdullah ibn Amr ibn As. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi dedi ki وَقَدْ اَحْسَنَ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا İmam Muhammed burada çok güzel etti. وَتَصْحِيهِ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ İşte bu babdaki hadislerin tesihi de عَلَى هَذَا الْمَعْنَ الصَّحِيحِ Bu sahih mana üzerindedir. يُوْجِبُ سَحَّةَ مَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنِ عَمْرٍ Abdullah ibn Amr'ın dediğini icap eder. İmam Muhammed'in dediği ki bu da Abdullah ibn Amr ibn As'ın dediği ki daha sahihtir. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ Peki buna delil nedir? Abdullah ibn Amr'ın istinbati, rayi daha sahih oldu. Buna da delil اَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Abbas'ın kendisi fetva verirdi. قَدْ كَانَ يَقُولُ Derdi, yani fetva verirdi. فِي النَّسْرَانِيَّةِ Bir Nesrani olan kadındaki اِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ Nesrani bir kadın, ehli zimmetten, mesela Müslüman diyarında yaşayan bir Ermeni yahut bir Yahudi kadını. Evet, اِذَا أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ Bu Müslüman olsa, وَزَوْجُهَا كَافِرٌ Onun kocası da kafir. İkisi de Dar-ı İslam'da. Abdullah ibn Abbas ne derdi? مَا bir şey derdi ki, قَدْ حَدَّسَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنِ زَيْدِ اَنْ اَيُّوبَ الْاِكْرِمَ اَنْ اِبْنِ عَبَّاسِ Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi, senedini zikretti. فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالْنَّسْرَانِيَّةِ Bir Yahudi yahut Nesrani kadın hakkında derdi ki تَكُونُ تَحْتَ النَّسْرَانِ اَوِ الْيَهُودِ O kadın da halbuki bir Yahudinin nikahında yahut Hristiyanın nikahında فَتُسْلِمُ هِيَ O kadın Müslüman olduğu kocası kafir. Ne derdi? Kale Abdullah ibn Abbas dedi ki يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا Onların arası tefrik edilir. Abdullah ibn Abbas böyle fetva verirdi. Zimmi olan kadın koca, kadın Müslüman oldu mi derhal kadını o kafirin o zimminin elinden alırlar. O ona daha kocalık yapamaz. اَلْاِسْلَامُ يَعْلُوا وَلَا يُعْلَى عَلِهِ El-İslam-ı ya'lu. İslam alidir ve la yu'la aleyh. Başkası onun üzerine ali olamaz. O kadın, o kafirin nikahında kalsa onun emrinde olacak. Kafirin emrinde olacak. Bir kafir Müslüman emredemez.
Abdullah ibn Abbas bu fetvayı verirdi. Dar-ı İslam'da olan bir kadın Müslüman olursa dar-ı hatta evla biteri. Ve haddesen ibn-i Mecduk, kâle haddesen Ebu Davud, kâle haddesen Kays ibn Rabi' en Abdülkerim el-Cûri en Ekrimet an ibn Abbas mislehu. Yine bu hadisi şerifi ibn-i Mecduk'ta rivayet ediyor. Gayre ennehu lem yekul el-İslami ya'lu ve la yu'la. Bu kelime yok. Yalnız yuferregu beynehuma, araları tefrik edilir dedi. Peki bundan ne anlaşıldı? Diyor ki bundan şu anlaşılıyor ki Abdullah bin Abbas'ın fetvası böyle ola da döne bunun hilafına ayrı bir fetva verir. Bu olmaz. Efe yecûzu en tekûnen nesraniyet indehû. Caiz olur mu ki nesrani olan bir kadın Abdullah bin Abbas'ın yanında ola izâ eslemet fî dâril İslam, dâril İslam'da Müslüman olursa ve zevcuha nesraniyyûz. Fakat kocası Müslüman olmamış nesrani. Ennehâ tebînü minhû. O kadın ondan ayrılmış olur, nikah feshedilmiş olur. وَلَا يُنْتَظَرُ بِهَا اِسْلَامُهُ. Kocasının o Müslüman olmak dolayısıyla intizar olunmaz ki kocası Müslüman olacak mı olmayacak mı? اِلَا اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّةِ. Yani iddetten çıkıncaya kadar beklesin, belki kocası gelir, o da Müslüman olur da o nikah sahih olur. Hani bunda bu fetva var mı? Yok diyor. Müslüman olduğu gibi o bayin olduğundan. Halbuki o birinci zümre ne dediler? İddeti çıkıncaya kadar bayin olmaz. İddeti arasında gelirse gene o nikah sahihdir. Halbuki Abdullah bin Abbas o davasında eğer öyle olsa böyle fetva vermezdi. Müslüman olduğu gibi hemen bayin oldu. Bu zimmi olan bir kadın da bu fetvayı versin. Ve tekûne l-harbiyyetu elleti leyset bi kitabiyye. Kitabiyye olmayan bir harbiyye olsun. İzâ eslemet fî dâril harbi, dâri harbde Müslüman olursa, sümme câetnâ müslimete, Müslüman olarak da gelirse, yuntazaru biha, onunla intizar olunur, beklenilir, ilhâgu zevcihâ biha müslimen. Onun kocası Müslüman olur, gelir diye beklenilsin. Bunda da böyle bir fetva versin, bu olmaz. Fîmâ beynehu ve beynehu rûcihâ minel acde. Evet, bu bekleyelim, belki bu adam dâril harbdedir. İddet bitmeden gelir de Müslüman olur. Yani Abdullah ibn Abbas'ın fetvası var ki zimmi olan bir kadın Müslüman olursa derhal nikahı feshedilir. İddet middet aranılmaz. Darül Harp'te de hayır, bu Darül Harp'te Müslüman oldu geldi ama belki kocası da gelir. İddeti bitinceye kadar beklenilsin. Bu iki fetva birbirine zıt olmaz. Dar-ı İslam'da bekletmiyor. Dar-ı Harbi beklettirir mi? Fesebete bihaza. Hada muhalif. Bu muhaldır. لَاَنَّ اِسْلَامَهَا فِي دَارِ الْاِسْلَامِ. Kadının dar-ı İslam'da Müslüman olması. اِذَا كَانَ يُب۪ينُهَا. O kadını ayırırsa, مِنْ زَوْجِهَنْ نَسْرَانِيِ زِمِّيِ. Zimmi ve nesrani olan kocasından ayırırsa, فَاِسْلَامُهَا. O kadının Müslüman olması. فِي دَارِ الْحَرْبِ. دَارِ الْحَرْبِ. وَخُرُوْجَا اِلَى دَارِ الْاِسْلَامِ. Dar-ı İslam'a çıkması. وَتَرْكُهَا زَوْجِهَا الْمُشْرِكِ. Müşrik olan zevcini terk etmesi, fi daril harbi, dar-ı harpte kocasını terk edip İslam diyarına çıkması, orada bir kelime noksan. Evla en yubineha, bir evla yazın. Evla en yubineha. O onu, evla şeyini ifane kılması, kocasından katı surette ayırması daha evla olur. Orada evla kelimesini mübarek hiç yazmamış. Evla. Fesebete bihada, bununla sabit oldu min kavli ibn Abbasin radıyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas'ın kavlünden, fetvasından ki ennehu kâne yeral ismete, o nikahı görürdü munkati'aten, kesilmiş bi İslamil mer'eti, kadının Müslüman olmasıyla. Kadın Müslüman oldu mi nikah kesiliyor. La li hurûciha minel idde, iddetten çıkması için değil. Bekleyelim de iddeti çıksın. İddet meselesini hiç nezere itibarı almadan kadın Müslüman oldu mu nikah kesildi. Böyle iddete müddete bakılmaz. Abdullah bin Abbas'ın esas fetvası da bu. Öyleyse fesebete bihada, evet. Ve izâ sebete zâlik min kavlihi, Abdullah bin Abbas'ın kavlünden bu sabit olursa, istihale muhal olur ki en yekûn Abdullah bin Abbas ola tereke mâ kad kâne sebete indir.
kendi kendinde sabit olan bir şeyi terk etmiş olan. O da neden min hükmü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in hükmünden fi reddi Zeynep ala Ebil As alen nikahil evvel. Hazreti Zeynep'i Resulullah Efendimiz Ebil As'a nikahı evvel üzerine vermiş olduğu şeyde evet ola ve bu sabit olsaydı bunu terk ede de vesare ila hilafi bunun hilafına gide olmazdı. Eğer nikahı evvel üzerine Peygamber Efendimiz Zeynep'i verdi bunu biliyor da ondan sonra Abdullah bin Abbas diyor ki hayır bir kadın Müslüman oldu değil mi daha iddet müddet beklendirmez hemen ayrılır. Böyle fetva vermesi neden oldu? Halbuki biliyor ki bak Peygamber Efendimiz kendisi diyor ki Zeynep'i evvelki nikah üzerine verdi. Ha, bundan şu oluyor ki bu olmaz illa ba'de subuti nesli zalik indehu. Demek ki Abdullah bin Abbas diyor ki evvelden bu var idi fakat bu nesk edildi. Nesk'e delalet eder. Olur ki o zaman da var idi. Sonradan da nesk edildi. فَهَذَا وَجُّهَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيْكِ الْآذَارِ. İşte eser yönünden bu babın veçi budur. وَاَمَّا النَّظَرُ فِي ذَلِكَ. Kaldı kıyas. وَاللّٰهُ تَعَالَى اَعْلَمْ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. بسم الله الرحمن الرحيم. فَهَذَا وَجُّهَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيْكِ الْآذَارِ. وَاَمَّا النَّظَرُ فِي ذَلِكَ. Evet. Dünkü meselenin eser tarikiyle, hadis tarikiyle gelen ihtilafı beyan etti. Ondan sonra kıyasa geldi. وَاَمَّا النَّظَرُ فِي ذَلِكَ. Dünkü dersin sonunda bir kaide beyan etti ki وَاِذَا سَبَتَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ Abdullah ibn Abbas'ın fetvasıyla kendi kavlinin arasında bir mukayese yaptı. O mukayesede dedi ki fetvası başka türlü, kendi şeysi, rivayeti başka türlü. Yani Hazreti Zeynep'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kocası Ebul As'a verdi. Evvelki nikahla mı verdi ki yeni bir nikahla mı verdi? Abdullah bin Abbas rivayet etti ki evvelki nikah üzerine verdi diye hadisi rivayet etti. Sonradan fetvasını başka müşrikler hakkında verdi ki bir dari İslam'da bir zimminin karısı Müslüman olursa İslam olmak sebebiyle derhal nikah bitmiştir, fesk olmuştur. Böyle fetvayı verdikten sonra nasıl olur da nikahı evveli getirirler? Dari İslam'da da değil, kocası darül küfürde. Kadın Müslüman olmuş. Dari İslam'da Müslüman olur da kocası da dari İslam'da olursa nikah fesk olursa, kocası darül harpte olursa evla biterek fesk olur. Yani diyor ki peki fetvası böyle, rivayeti de böyle, bunda ne anlaşılıyor? Onu dedi ki وَاِذَا سَبَتَ ذَٰلِكْ مِنْ قَوْلِهِ kendi kavlünden böyle bir fetva sabit olmuşsa, yani dari İslam'da bir kadın, bir zimmi kadın Müslüman olmuşsa, kocası da dari İslam'da olduğu halde nikah fesk olursa, bu bundan Abdullah bin Abbas'tan sabit olursa, istihale en yekûne, tereke, onun terk etmesi muhal olur. Neyi? مَا قَدْ كَانَ سَبَتَ عَنْدَهُ مِنْ حُكْمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Madem Peygamber Efendimiz'den bir hüküm sabit oldu, onu terk etmesi muhal olur. O ne dedi? Nikah-ı evvel üzerine verdi. Eğer bu hadis sabit olmuş olsa onunla amel eder. Evet. Fî reddihi Zeynep'e alâ ebil âselen nikâh-ı evvel. Resulullah Efendimiz'in hükmü de neden? Peygamber Efendimiz Abdullah bin Abbas kendisi rivayet ediyor ki Zeynep'i evvelki nikâhla verdi. Resulullah Efendimiz'den bu hadis sabit olmuş olsa Abdullah bin Abbas'ın bu hadise tabi olması vacip olurdu. Onu bıraksın da ondan sonra kendi başka türlü fetva versin, bu muhaldır. Vesare ila hilafi, onu terk etsin de onun hilafına gitsin, bu muhal olur. Bu demek ki muhal olur, yalnız muhal olmayan bir yer var. O da ne? İlla ba'de sübuti nesh-i zalik indehu. Abdullah ibn Abbas'ın indinde o hükmün nesh-i sabit olmuş da onun için onun hilafına fetva vermiş. Yani o evvelki rivayetini doğru addedersekse demek ki o var imiş, askerilmiş. Onun için Abdullah bin Abbas onun hilafına fetva verilmiş. Şimdi işte bu rivayetler zaten Abdullah bin Ömer'in rivayetine göre de nikah-ı cedidiledir. Abdullah bin Abbas'ın fetvasıyla rivayetini de bir araya getirdik. Rivayeti sahih ise nesk edilmiştir. Çünkü fetvası var.
Öyleyse sabit oldu ki bir adam Müslüman oldu mi, bir kadın Müslüman oldu mi nikah derhal fesh olmuştu. Kocası ister dar harpli olsun, ister dar İslam'da olsun. Bu rivayet terikiyle bu sabit oldu. Bir de kıyas terikiyle bunu ispat ediyor. وَاَمَّنْ نَظَرُ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında nazar, kıyas şudur. فَاِنَّا رَيْنَ الْمَرْأَةَ Biz kadını gördük. اِذَا اَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا kafir. Kadın Müslüman olsa kocası da halbuki kafir. فَقَدْ سَارَتْ اِلَى حَالٍ O kadın bir hala seyruret etti. Yani bir hala düştü ki لَا يَجُوزُ Caiz olmaz. اَنْ يُسْتَأْنَفَ نِكَاحُهُ O adamın kocasının nikahı başlaya aleyha o kadın üzerine. Yeniden o nikah devam etsin, başlasın, yok bu olmaz. Kadın Müslüman oldu, Müslüman olduktan sonra öyle bir hal geldi ki o halde iken kocasının nikahı onun üzerine devam etmez. Ne için? لَاَنَّهَا مُسْلِمَةٌ وَهَا kafir. Kadın Müslümedir, kocası kafirdir. Bu hale geldi, kadın küfürden İslam'a geldi. Öyleyse bir Müslüme kadın bir kafirin tahti nikahında olamaz. Öyleyse فَاَرَدْنَا اَنَّنْ زُرَى Biz bakmayı murad ettik. Neye? Neye nazar edelim? Neye nazar etmeyi murad ettik? اِذَا مَا بِي شَيَا كِي يَطْرَوُ عَلَى النِّكَاحِ Nikah üzerine tari olan şey. Neden bu nikahı var idi de? Ne ariz oldu da bunun nikahını bozdu? Buna bakacağız. O da neden? مِمَّا لَا يَجُودُ O bir şeyden ki caiz olmaz. مَعْهُ O şeyle beraber. El istikbalu lin nikah nikaha istikbal yeniden o kadının o kocasının nikahında kalması bunu karşılaması Müslüman olduktan sonra bile o nikahı kabul etmesi onu istikbal etmesi bu caiz değildir bu neden oldu demek ki bir hal ariz oldu bunu arayacağız ki keyfe hükmuhu bunun hükmü nasıldır kadın Müslüman oldu Müslüman olduysa küfür halinden çıktı evvelki nikah bozuldu peki şimdi Müslüman olduktan sonra bu haldeyken o şey neden devam etmiyor? Nikah niçin bozuldu? Evet. Fereyna biz gördük. Allah Azze ve Celle Cenab-ı Hak Teala Hazretlerini ki kat harrame lehavat milerreda'a süt hemşirelerinin nikahını haram etti. Bir adam iki süt hemşireyi bir nikahta cem edemez. Bu bir. Kendi süt hemşiresini de alamaz. Şimdi burada harramel ahavat minar rida. Yani iki kadın, iki kız çocuğu bir kadından emmiş olsalar, süt kardeş olsalar bir adam birisini nikah etti mi ötekini nikah edemez. Niçin? Öz bacısı değil ama süt bacısı. Süt hükmü var. Ve kâne men tezevvece imra'aten sagîreten lâ rida'a beynehu ve beynehâ. Bir adam bir kadın tezevvüc etse. Evet. Sagireten, küçük yani süt emen bir kızı tezevvüc etse ki la rida'a beynehu ve beynehâ kendisiyle o kızın arasında süt yok. Yani vaktiyle o adam olur ki bir kadından emmiş olur. Sonra o kız çocuğu denmiş olur da kendisinin süt kardeşi olur. Yok böyle bir süt yok. Yabancı olan bir adamın kızını aldı ki aralarında süt meselesi yok. فَاَرْضَعَدْهَا O nikah ettiği o kız çocuğunu emdirse ümmuhu o adamın anası o kızı alan kocanın anası kesse o ne emdirse ne olur? Ne olur? Kendi bacısını almış olur. Evet. Harumet aleyhi o adam üzerine o kız haram olur. Ne sebebiyle? Bizalik anası emdirdiğinden dolayı. Kendisinin kız kardeşi oldu. Haram oldu. Nikah ettiği vakitte haram mıydı o kız? Değildi. Niçin haram oldu? Bir hüküm ariz oldu. Sonradan bir hüküm geldi. O da ne? Rada, süt. O süt hükmü geldiği gibi nikahı bozdu. وَنْفَسَخَ النِّكَحِ Nikah münfesik oldu. Nikah sabit idi, bozuldu. فَكَانَ وَلْدِ اَرْرَدَاعُ الطَّارِعُ عَلَى النِّكَحِ Sabit, bir nikah üzerine ariz olan rada, süt meselesi oldu. فِي حُكْمِ الرَّدَاعِ الْمُتَقَدِّمِ Evvelden sabit olan rada hükmü gibi oldu. Evet. Evvelden ikisi de emmiş olsalardı, sonradan nikah kesmiş olsaydı, caiz olur muydu? Olmaz. Nikahtan evvel süt bacısıydı. Madem nikahtan evvel süt sabit olsa haram idi,
Nikah ettikten sonra o çocuğu ana sen Hüseyin'i mesela. Sede o da değil. O adam farz et ki bir yabancı kadından emmiş. Süt anası olmuş. Sonradan birisinin kız çocuğunu, süt emen kız çocuğunu nikah etse, onun süt anası da geçse o kızı emdirse gene haram olur. Gene süt bacısı olur. Evet. Fî hükmü rıdâil müteqaddimi lin nikah. Nikaha tekaddüm eden rıdâ hükmünde olur. Yani sonradan gelen rıdâ ile evvelki rıdâ'ın hükmü bir olur. Fî eşbâhin lizâlik. Buna benzeyen meselelerdeki yetûlül kitâbu bi zikrihâ. Onları zikretmede kitap uzun yani. Çok meseleler var buna benzeyen meseleler çok. Şimdi bunu baktık, bunu gördük. Ha, demek ki bir adam bir kız çocuğunu alsa nikah sahih olur. Fakat sonradan onu ya öz anası ya süt anası gider o kızı emdirirse onun süt bacısı olduğunda nikahı bozar. Nikah bozulur. Ve kânet semmete eşyâ'u. Burada birçok şeyler vardır ki yahtelifu fiyâl hukum. Hukum onlarda muhtelif olur. Ne vakitte? İzâ kânet müteqaddimeten lin nikah. Nikaha tekaddüm etmiş, nikahdan evvel olmuş. اَوْ تَرَعَتْ عَلَى النِّكَحْ yahut da nikahın üzerine gelmiş. Bunlar da hüküm muhtelif olur. Bazı şeyler var ki nikahdan evvel olursa başka, nikahdan sonra olursa başka. Burada bu gibi şeyler de var. Bunlardandır. مِنْ ذَٰلِكْ nikahdan evvel olması, nikahdan sonra olması olan meselelerindir. اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَتِلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri حَرَّمَ نِكَحَ الْمَرْأَةِ kadının nikahını haram eyledi ki iddetiha min zevciha. Kocasından iddette, kocası onu boşamış, iddet bekliyor. O iddet esnasında o kadını nikah etmek haramdır. O iddeti bitirecek ki ondan sonra başkasına nikah ola. Yoksa olamaz. Kadın iddeti içinde başka birisiyle evlenebilir mi? Evlenemez. Ve ecme'al müslümune, Müslümanlar icma etti. Yani ulema-i müslümin ennel iddete iddet min el cimai cimadan iddet. Nerede? Fin nikahil fasit. Nikahı fasitle olan bir nikahtaki cima yemne'u minen nikah nikahtan men eder. Bir kadın almış ama nikah sahih değil, nikahı fasit. Nikahın şartları vardır. O şartlar olmadı mı nikah fasit olur. Mesela şahitsiz nikah kesmiş. Kadınla geldilerine sen beni aldın mı aldın, ben de seni aldım. Peki şahit yok, bir şey yok. Bu bizde şer'en batıl. Nikahı fasittir. Fakat kadınla buluşmuş. Buluşmuş sonradan o senin bu nikah ya şartları yok. Bu nikah fasittir. Kadın gene iddet bekleyecek mi, beklemeyecek mi? Bekleyecek. Evet. Peki o kadın o iddet esnasını o nikahı fasitle olan cimadan sonra iddeti beklemeden kocaya varabilir mi? Varamaz. Yemne'u minen nikah. İşte nikaha maniyedir bu. Kema yemne'u cima men ettiği gibi zekanet bir sebebi nikahı sahih. Nikahı sahih ile ailesiyle buluştu ondan sonra talak verdi. Onun iddetinde nasıl kadın başka kocaya varamazsa nikahı fasitte de öyle. İddetini bitirmeden varamaz. Evet. Ve kânetil mer'etu kadın oldu. Olsa yani levvutiyet bir şüpheti. Şüpheyle ret olursa. Ve leha zevcün. Halbuki onun sevci var. Gitmiş bir yerde yatıyorlar. Adam geceliğin kalktı, bir kadının yanına gitti. Kendi ailesi zannetti. Ona vat etti. O bir de sonradan baktı ki yanlış olmuş. Kadın evli kadın, kocası başkası. Yanlış olmuş şimdi bu şüpheyle olmuş. Bu kadın iddet bekleyecek mi, beklemeyecek mi? Kocası boşadı yok zaten nikahlı. Yalnız burada şüpheyle bir cima bulundu. İddet bekleyecek diyor. فَوَجَبَتْ عَلَيْهَا بِذَٰلِكَ عِدَّتُنْ O şüpheyle olan cima dolayısıyla o kadın evli olduğu halde bir iddet bekleyecek. Evet. لَمْ تَبِنْ بِذَٰلِكَ مِنْ زَوْجِهَا Peki o iddet bekliyor. Bu cima oldu, iddet de bekliyor. Kocasında mutallaka oldu mu olmadı mı? Yok olmadı. Yani kocasının, evvelce kocasının nikahında. Bak, acayip bir mesele. Çok acayip. Evet. وَلَمْ يُجْعَلْ هَذِي الْعَدَّةُ O kadının o şüpheli olan cimadan dolayı beklediği iddet olmadı.
كَالْعِدَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِلنِّكَاحِ نِكَاحَ تَكَدُّمْ اَدَنْ İddet gibi olmadı. Yani farz et ki o kadın başka bir kocadaydı. O koca boşadı. İkinci kocaya varması için o iddeti bitirecek. Ondan sonra ikinci kocası aldı. Ondan sonra ikinci kocası aldığı vakıfta da bu şüpheli cima olsa, ondan da bir iddet beklese. O iki iddet birbirine benzer mi? Benzemez. O başka, bu başka. Demek ki bak, bir şeyin nikahtan evvel olan bazı iddet başka türlü, ikinci olan iddet başka türlü. Yani ihtilafı beyan etmek istiyor. فَفُرِّقَ فِي هَذَا Burada tefrik edildi. بَيْنَ حُكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ وَالْمُسْتَدْبَرِ Müstakbel ile müstedberin hükmü arası tefrik edildi. O kadın iki iddet bekledi. Birincisi gelmiş geçmiş müstedber. Birisi de müstakbel. İddetten çıkar çıkmaz başka bir erkekle evlenmesi halal olacak diyor. Halbuki ikinci iddet ile değil. Kocası var, nikahta sabit. O iddeti beklemekle başka birisiyle evlenmek ona caiz olacak. Böyle bir şey yok yani evvelce kocasının nikahında. Şimdi bu iki iddet bir oldu mu? Yok, bir olmadı. Öyleyse şimdi biz bu meseleyi öğrendik ya, şimdi bir de Müslüman olan bir kadının hükmüne bakacağız. فَاَرَدْنَا اَنَّنْ زُرَ فِي الْمَرْأَةِ اِذَا أَسْلَمَتْ بَزَوْجُهَا كَافِرٍ Kocası kafir, kendisi Müslüman oldu. Bir de bunun ehkamına bakacağız. هَلْ تَب۪ينُ مِنْهُ بِذَالِكَ Müslüman olmakla o kadından bayine, mutallaka olur mu, olmaz mı? وَيَكُونَ حُكْمُ مُسْتَقْبَلِ ذَٰلِكَ وَمُسْتَدْبَرِهِ سَوَى Evet, İslamiyet'ten evvelki hükmüyle İslamiyet'ten sonraki hükmü bir olur mu, olmaz mı? İslamiyet'ten evvel o kocasının nikahındaydı, nikah sahihiydi. Müslüman olduktan sonra da aynı nikah devam ederse müsavi olur. Aynı nikah devam ediyor mu, etmiyor mu, müsavi mi, değil mi? Buna baktık. كَمَا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الرَّدَعِ الَّذِي ذَكَرْنَا Biz süt meselesinde zikrettik ya, süt meselesinde müsavi. Öyle değil mi? Ha evvelden süt emmiş olsun, ha sonradan derhal nikah fesh oluyor. Bu da öyle mi, değil mi? اَوْلَا تَب۪ينُ مِنْهُ بِاِسْلَامِهَا Yahut da Müslüman olmak sebebiyle hiç aralarında talak vakı olmaz mı? فَلَا يَكُونَ olmaya حُكْمُ اِسْلَامِهَا الْحَادِسِ Sonradan gelen İslam hükmü olmaya kehuve. Gene o kadının şeysi gibi, nikahı gibi izâ kâne kablen nikah. Kablen nikah nasıl o kocasının tehdi nikahındaysa İslam olduktan sonra öyle ola yahut da olmaya. Evlâ tebînü minhü bi-islâmâ felâ yekûnü hükmü islâmâ el-hâdis kehuve. Evet. Sonradan gelen İslam'ın hükmü, evet, onun hükmü gibi olmaya izâ kâne kablen nikah. Nikahtan evvel olduğu gibi. Hiç nikahtan evvel o kocasının nikahlısıydı. İslamiyet geldi ama o da zarar vermez. Böyle mi oldu? Yoksa süt meselesi mi gibi mi oldu? Evet. Kel iddetilleti zekerna. Eğer süt meselesi gibi olursa, suda kıyas edersek ise aynen onun gibi olacak. Nasıl süt meselesinde evveli sonrası müsavi olursa, bu da evveli sonrası müsavi olur. Yani Müslüman olması zarar vermez. Yahut da iddet gibi olur. İddet gibi olduğu gibi, iddetin evvelki iddet başka, sonraki iddet başka. Öyleyse bu da evvelden o adamın nikahlısıydı. İslamiye tariz olduğu gibi hüküm değişti. Kel iddetilleti zekerna elleti furrike beyne hükmül müstakbeli fiha ve hükmül müstedber. İddette müstakbelin hükmüyle müstedberin hükmü, yani evvelki iddet ile sonraki iddetin arası tefrik edildi. Reza'da tefrik edilmediği. Bu İslamiyet hangisine benzeyecek? Süt meselesine mi benzeyecek? İddet meselesine mi benzeyecek? Tabi kıyas ya bu. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ Biz buna nazar ettik, baktık. فَوَجَدْنَا Biz bulduk. اَلْعِدَّةَ تَارِعَةَ عَلَى النِّكَاحِ Nikah üzerine ariz olan iddeti لَا يَجِبُ ف۪يهَا فِرْقَةٌ Onda firkat vacip olmadı. فِي حَالِ وُجُوبِهَا O firketin vücubi halinde ve la ba'de zalik. Ondan sonra da o nikah üzerine iddet tarih sonradan gelse, onda ayrılmak vacip olmuyor. La yecibu fiha firketun.
firkatin. Ayrılmak vacip olmuyor. Fi hali vücubaha firkatin, vücubi halinde ve la ba'de zalik. Ondan sonra da vacip olmuyor. Ve kâne rada'u'l-lezî zekerne. Halbuki bizim zikrettiğimiz süt meselesi. Yecibu bihil firkatu. Ayrılmak vacip oluyor. Fi hali kevnihi olduğu halde. Hemen süt meselesi oldu mu firkat vacip oluyor. İddet vacip olmadı. Daha kadın şüpheli cima olduktan sonra iddet bekledi. Fakat ayrılık vacip oldu mu? Belki kocasından ayrılmadı. Ayrılık vacip oldu mu? Yok. Ne iddetten evvel ayrıldı ne de iddetten sonra. Ama süt meselesinde öyle değil. Hemen ayrıldı. Ve la yuntazaru biha şeyhum ba'dehu. Süt meselesinde, süt meselesi sabit oldu değil mi? İntizar edilmez daha. Hemen ayrılır. Ve kânel İslamu târiu alen nikah. Öyleyse nikah ariz olan İslamiyet de evet oldu. Kullun kad ecma. Ulemanın hepsi icma etti ki enne firkaten tecibu bihi. Ayrılmak onda vacip olur. Süt meselesi gibi oldu. İslamiyeti süt meselesine benzetti yani. Firkat vacip oldu. Süt meselesinde öyle değil miydi? Nasıl hemen süt hasıl oldu mu? Süt bacısı oldu mu? Ayrılmak vacip oldu. Şimdi bu elimizde iki mesele oldu. İki meselenin ikisine de kıyas yaptı. Bir süt meselesine, bir iddet meselesine. Nikahlı bir kadın şüpheyle cima olunsa o kadın iddet bekleyecek mi, beklemeyecek mi? Bekleyecek. O iddet beklemesi sebebiyle evvelce kocasından ayrılır mı, ayrılmaz mı? Ayrılmaz. Evet. Süt meselesinde derhal ayrılır. Şimdi bu Müslüman olan bir kadına bir hal geldi. O da ne? İslamiyet. Bunun nikahı üzerine kendisi Müslüman oldu, kocası Müslüman oldu mu hadi. Bu İslam meselesini, bu süt meselesine mi kıyas edeceğiz, iddete mi kıyas edeceğiz? Ya diyor ki ulema hepsi icma etti ki burada süt meselesine kıyas edilir, derhal tefrik edilir. Öyleyse bak bu da tekviye etti ki Abdülhamid Ömer'in dediği gibi bir kadın Müslüman oldu mu derhal nikah fesh oldu. Öyleyse Hazreti Zeynep'in kocasına verilmesi ne ile olmuştur? Nikah-ı cedid ile olmuştur. Senin buradaki iddet ne kadar önemli? Hı? İddet, iddet meşhur. İddet, hani iddet, heyz ise heyzine, yoksa şehrine. Fekale kavmun, bilemeden bir kısmı dediler ki, tecibu fi vakti İslamil mer'a. Şimdi bu kadının nikahı kesildi. Firkat vacip oldu ayrılmak. Kocasından derhal ayrılacak. Ne vakit ayrılacak? Şimdi ihtilaf burada. Hepsinde ittifak var ki ayrılık var. Fakat ayrılığın vakti ne vakit? Adam, kadın Müslüman oldu, erkek kafir. Ne vakit kadın tefrik edilir bu adamda? Burada üç mezhep var. Birisi diyor ki tecibu fi vakti İslamil mer'e. Kadın Müslüman olduğu vakit nikah bitmiştir, fes olmuştur. Ve huve kavlu bin Abbasin radıyallahu anh. Abdullah bin Abbas'ın kavli bu. Hemen kadın Müslüman oldu, bitti kocasıyla, evvelce kocasıyla alakası kesildi. Yani o kadın hemen başkasına verebilirler. Tabi iddeti bitecek, o da bu başka da. Ve kâle âkharûn, ötekiler dediler ki, la tecibül firkatu, o kocasıyla alakası kesilmez. Hatta tu'rada alel zevci, hatta arz oluna. El İslam, kocası üzerine İslam arz dediler. Feyebâhu, o da Müslüman olmuyorum diye. Hemen tefrik edilmez. Kadın Müslüman oldu mu kocasını çağıracaklar. Bu kadın Müslüman oldu. Sen de Müslüman oluyorsunsa evvelki nikahınız baki. Yok, Müslüman olmuyorsunsa biz bu kadını ayıracağız. O adam Müslüman olduysa evvelki nikah baki. Yok, Müslüman olmadıysa feyufarragu beynehu ve beynel mer. O vakitte o adam ile kadının arası tefrik edilir. Ev tahtaruhu. Yahut da kadın onu ihtiyar eder. Ya ayrılır ya ihtiyar eder. فَتَكُونِ اِمْرَاَتَهُ. O vakit onun karısı olur. عَلَى حَالِهَا. Kadın kendi hali üzerinde olduğu halde onun karısı olur. وَهُوَ قَبْلُ عَمَرَ بِنْ الْخَطَّبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Hazreti Ömer'in kavli de bu. Zimmi olan bir adamın ailesi de zimmi. Kadın geldi Müslüman oldu. Hemen tefrik edilmez. Kocasına soracaklar. Sen Müslüman oluyor musun, olmuyor musun? Adam Müslüman olmuyor. Böyleyse tefrik edilir. Yahut da kadın der ki, hayır ben Müslüman oldum ama kocamdan vazgeçmiyorum.
ben Müslüman olarak gene onun nikahında kalacağım. Kalır diyor. Madem o da zimmidir. Hazreti Ömer'in fetvası da bu. Allah Allah. Efendim? Ve kâle aharun. Başka üçüncü bir cemaat dediler ki hiyem ra'etuhu. O kadın o adamın ailesidir. Mâ lem yuhricha. O kadını çıkarmadıkça minardil hicreti. Hicret yerinde. Hicret yerin yani İslam diyarında. Madem hicret etmiş, gelmiş. Kadın Müslüman olmuş. Adam da onu çıkarmıyor orada. Adam kafir fakat kadın Müslüman, bu caizdir. Kadının hürriyeti yok, onun karısıdır. Adam icbar ederek kendi ailesi olarak kalır onun nikahında. Bu da vehve kavlu Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh. Hazreti Ali'nin kavli de budur. Nasıl? Hazreti Ali'nin kavli de o kadın o zimmenin ailesidir. Mesela Türkiye'de var şimdi, burada bir Ermeninin karısı Müslüman olsa. Şimdi Hazreti Ali diyor ki, o durum, bu dar-ı İslam'da değil mi? Onun ailesidir, icbar edilmez. İlla ki adam, ben kalkıp da buradan Avrupa'ya gideceğim, kafirlerin içine gideceğim. Kadını da icbar ederse o vakitte araları tefrik edilir. Kadın ben gitmiyorum diye. Bu vakitte hakime müracaat eder. Hakim, sen madem dar-ı İslam'dan çıkıp gidiyorsun, kadını götüremezsin, kadın Müslümandır. Şimdi üç kavul oldu bak. Abdullah ibn Abbas'ın kavline göre Müslüman olduğum hemen araları tefrik edilir. Hazreti Ömer'in kavline göre hayır, İslamiyet ona arz edilir. Ya Müslüman olur, kadını alır, yahut da kadın ben onun nikahında kalacağım der. Kadına bir selahiyet verilir orada. Hazreti Ali'ye göre de hayır, kadına selahiyet verilmemiştir. Adam İslam diyarında kaldığı müddetçe o kadın onun ailesidir. İcbar edilmez. Kadı da tefrik edilmez. İlla ki adam dar-ı harbe gidecek olursa kadını götüremez. Şimdi üç kavur var. Ayrılamıyor. Dar-ı İslam'da olduğu müddetçe ayrılamıyor Hazreti Ali'ye göre. Hazreti Ömer'e göre ayrılır kadın isterse. Kadın isterse ayrılır, istemez ayrılmaz. Abdullah bin Abbas'a göre derhal kadı tefrik eder. Evet. Felemma sebet, evet. Diyor ki ve senati bi esanide hadihi rivayet fi ahir hadal bab inşallah teala. Bu üçünün de senetli hadislerini ve senetlerini aşağıda getireceğiz diyor. Felemma sebet enne islamu zevcete ezzevceti bu vaktaki sabit oldu ki kadının Müslüman İslamiyeti, böyle İslamiyeti ki ettari'e alen nikah, nikaha ariz olan onun İslamiyeti yutibül firke, firkete ayrılmayı icap ediyor. Beynel mer'eti ve zevciha, kadın ile kocası arasında firkete ayrılmayı icap ediyor. Fi hali masebete, sabit olduğu takdirde ki enne hükme zalik, bunun hükmü hükmür rida, hükmü rida eşbehu, daha ziyade benzer. Minhu, ondan bir hükmül idde. İddete benzemeden ise rida'a benzemesi daha eşbe, daha kuvvetli. Bu sabit oldu, yukarıda söyledik ya. Evet. فَلَمَّا كَانَ الرِّدَاءُ Halbuki rida da oldu. تَجِبُ بِهِ الْفِرْكَةُ Ayrılmak vacip olur, oldu. سَاَعَةَ يَكُونَ Ne vakitte o rida bulundu mi, hemen o dakikadan itibaren nikahta müfesih oldu, böyle oldu. وَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ Bu rida da beklenilmez. خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنْ عِدَّتِهَا Bekleyelim de kadın iddetinden çıksın. Bu beklenilmez. كَانَ كَزَارِكَ الْإِسْلَامِ İslam'da bunun gibi oldu. Hemen tefrik edilir araları. Tefrik edilir de, yani bir de bir kadının iddeti var. Bakalım. Bunun iddeti bitsin de, belki o iddeti esnasında kocası gelir. Belki kocası da Müslüman olursa evvelki nikah ile verilir. O kavli iptal ediyor. İddete müddete lüzum yok diyor. Bu iddeti bitsin de sonra belki kocası gelir. Yok. Hemen Müslüman oldu mu tefrik edilir. Abdullah bin Abbas'ın kavlini tercih etti burada. فَهَذَا وَجْهُ النَّزَرِ فِي هَذَا الْبَابِ İşte bu babda kıyasın veçhi de budur. Ki اَنَّ الْمَرْأَةَ قَدٍ تَب۪ينُ مِنْ زَوْجِهَا Kocasından talayık-ı bayin ile ayrılır. بِاِسْلَامِهَا Müslüman olması sebebiyle فِي دَارِ الْاِسْلَامِ كَانِدَ وَفِي دَارِ الْحَرْبِ İster bu dar-ı İslam'da olsun, ister dar-ı harpte olsun, kadın Müslüman oldu mu kocasından derhal talak-ı bayin ile ayrılmış oldu. Abdullah bin Abbas'ın şeysi bu. Kavli bu. Fakat dar-ı harpte diğer hesap da böyle. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'ninki de o dar-ı harp böyle de
Dari İslam'da ihtilaf var. Dari İslam'da Müslüman olurlar. Onda mezhepleri başka bir olur. وَقَدْ كَانَ اَبُوْ حَنِيفَ وَاَبُوْ يُوسُفْ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمُ اللّٰهِ İmam ve Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed yuhalifûne hâzâ. Bu kavli Abdullah bin Abbas'ın bu kavline muhalefet ederler idi diyor. Abdullah bin Abbas'ın kavlini almadılar bunlar. Buna muhalif oldular. Evet. Ve yekûlûne derdiler ki onlar fil harbiyyeti, harbiyyede, dar-ı harpte Müslüman olan kadına izâ eslemet fî dâril harbi ve zevcühe kâfir. Kadın dar-ı harpte kafirler diyarında Müslüman olursa kocası da kafir, innehe mra'etuhu, o onun ailesidir. Çünkü dar-ı İslam değil. O kadın gene o kocasının tehdi nikahındadır. Mâ lem tahid felâse hiyyem. Üç heyiz görmedikçe ev tehrüce ilâ dar-ı İslam yahut dar-ı İslam'a çıkmadıkça o onun nikahlısıdır. Yani o heyiz, üç heyiz yahut da adeti hayızda değilse 3 ay, o iddeti esnasında kocası Müslüman olursa gene onun ailesidir. Nikah-ı cedide lüzum yok. Fergi bu. Yok, iddeti bitinceye kadar adam Müslüman olmadı mı artık iddetinden sonra ayrılık başladı. Yahut da kadın hayız meyiz bitmeden dar-ı İslam'a çıktı. Gene ayrıldı. Ama dar-ı harpte bulunduğu müddetçe iddetini bitirmedikçe gene o adamın tehdi nikahındadır. Böyle dediler, evet, maalesef. اَوْ تَخْرُجِ اِلَى دَارِ الْاِسْلَامِ فَاِيُّ ذَٰلِكْ كَانَتْ Bunların hangisi olursa, kadın üç heyzi bitirirse, yahut da çıkar dar-ı İslam'a gelirse, بَانَتْ بِهِ مِنْ زَوْجِهَا Kocasından bâin, telâkı, bâin ile ayrılmış olur. Bizim imamların dedi ki bu. Abdullah ibn Abbas da diyor ki, Müslüman olduğu gibi ayrılır. İddet müddet beklemez. Demek ki bir iddet farkı var. Bir iddet farkı var, yahut da dâri harpten dâri İslam'a çıkma meselesi var. Bakalım İmam-ı Tahavi şimdi bunları ne böyle söylüyor, kendisi ne suretle alacak, kendisinin de bir reyi var, hangi tarafı tercih edecek. Ve kâlu Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed rahimahumullah dediler ki kâne nezaru fiyaza, o meselede kıyas oldu ki ente dine min zevciha, kocasından bayin ola bi İslamiha, Müslüman olması sebebiyle saati eslemek. Müslüman olduğu gibi kocasından ayrılmış ola. Abdullah ibn Abbas'ın dediği gibi ola. Yani kıyas bunu icap eder dediler. Lakin başka bir illet dolayısıyla onlar bu kavli almamışlar. Ve kalu dediler ki İza eslemet, kadın Müslüman olursa ve zevcuha fi daril İslam, kocası da dar-ı İslam'da, fehye mra'etuhu ala hali, o onun nikahı altındadır. Bu adamın nikahlısıdır. Niye? Kocası dâri İslam'da olduğundan dolayı. Hatta ya'ridel qâdi alâ zevciha. Qâdi o adamı çağıracak. Gel bakalım. İslamiyeti ona arz edecek. Arz edecek. El-İslam'a İslamiyeti feyüslim'e. O da Müslüman olacak. O vakitte Müslüman oldu mu? Tamam. Demek ki arz meselesi var. Kadın Müslüman oldu. Aylarca geçti. Adam bir kadının huzuruna götürecekler, İslamiyet'i arz edecekler. Müslüman olursa ailesidir. Yok, Müslüman olmazsa feyüslüme fetebka tahta. O Müslüman olur, onun nikahında kalır. Ev ye eba, yahut da adam ben Müslüman olmuyorum der. Feyüferriku beynehme, o vakitte kadı aralarını tefrik eder. Bu da dar-ı İslam'da olursa. Ve kalu, yine bizim imamlar dediler ki kâne nezaru fî zâlik, kâne nezaru bu meselede nazar kıyas oldu, ente dîne minhu bi İslamiha sa'at eslemet. O kadın dar-ı İslam'da olsa bile Müslüman oldu mi hemen ayrılması lazım idi. Yani nikahının müfesik olması lazım idi. Kıyas bunu icap ederdi. Ve lâkinnâ kalletnâ, lakin kıyası biz terk ettik, burada teklid ettik. Neyi? Ma ruyan Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer'den gelen rivayeti biz teklif ettik. Yani kıyas Abdullah bin Abbas'ın dediği gibi onu tercih ediyor ama bu her iki meselede Hazreti Ömer radıyallahu anh'den gelen bir rivayet olduğundan biz bunu aldık dediler. O da nedir? Dâri İslam'da kadı arz edecek. Erkeğe Müslüman olursa kadın nikahında yeni nikaha lüzum yok. Yok, iba ederse kadı arası tefrik edecek.
Evet. Fezekeru ma haddesena Ebu Bisr Rakib. Peki bu meselede delilleri ne? Hazreti Ömer'in delili ne? Şimdi onu getiriyor. Diyor ki Ebu Bisr Rakib İmam-ı Tahaviye rivayetiyle diyor. Kale haddesena Ebu Muaviyete Dariru an Ebi İshak-ı Şeybani an İssefahen Davud ebni Kerduz kale kâne racülüm minnâ. Bizden bir adam var idi diyor. Min Beni Talep. Beni Talep. Beni Talep Araplardan bir kabile ki Hristiyan olmuştular. Nesrani dinine girmiştiler. Şam taraflarında kalırdılar. Onlar Müslümanlarla Rumların arasında her bulduğu vakitte bu Beni Talep Nesrani olduklarından Rumlara yardım ettiler. Bu meşhur harplerde Yermuk Harbi'nde 60 bin Beni Talep küffar tarafındaydı. Müslümanlar 30 bin idi. İlk önce o 60 bini sürdüler Müslümanların üzerine ki siz Arapları harp edersiniz. Bu Arapların hakkından siz gelirsiniz. O Beni Talep'i kırdırdılar. Beni Talep hücum etti. Müslümanlar onları paramparça temizlediler. Ondan sonra Rumların da 600 bin kuvveti var idi. 600 bin kuvvetin karşısında sebat etti ve Allah-u Teala da Müslümanlara nusret verdi. Onun için bu Beni Talep'e cizye haraç koydukları vakitte bunlara ağır geldi. Dediler ki yahu bizi de siz Rumlar gibi yapıyorsunuz. Siz Arap, biz Arap. Fakat dinimiz Nasrani bize ağır geliyor. Bu cizye haraç demeyin de Arap'ta adettir. Zekatın iki mislini alın bizden. Müslümanlardan aldığınız zekatın iki mislini verelim de adını gene zekat koyun. Onun için Beni Talep'ten zekatın ismi iki misli alınır diye. İşte bu Beni Talep'ten birisi diyor ki Nesraniydi. Tehdehu mirayetun Nesraniye. Ailesi de Nesraniydi. Fe eslemed. Kadın Müslüman oldu. Erkek kaldı Hristiyan. Ferufiat ila Ömer'e. Hazreti Ömer'e geldi. Meseleyi anlattılar. Kadın Müslüman oldu. Kocası Nesrani. Fekale lehu. Hazreti Ömer ona dedi ki Eslemte ve illa ferraktu beynekuma. Ya Müslüman olursun, kadını alır gidersin. Yoksa aranızı tefrik ederim, kadını senin elinden alırım. İşte Hazreti Ömer'in fetvası bu. Yani derhal nikah bozulmuştur demedi. Müslüman olursan senin kadının. Yoksa sen kadını senin elinden alırım. Demek ki bu kadının vazifesi. O kadını kocadan ayırmak kadının vazifesi. Müslüman olmakla ama münfesif olmuyor nikah. فَقَالَ لَهُ O Hristiyan olan Hazreti Ömer'e dedi ki لَمْ اَدَى هَذَا Senin bu sözün güzel. Bunu tutacağım ama ben bu işi yapamam. Ben senin bu dediğin ben terk ediyorum. Ben bunu terk etmem. Yani Müslüman olurum fakat terk ettiğimin sebebi var. اِلَّا اسْتِحْيَاءً مِنَ الْعَرَبِ Araplardan haya ediyorum. Araplardan haya etmese Müslüman olur, kadını götürürüm. Fakat Araplardan haya ediyorum. Neden? En yekulu onların demesinden ki innehu aslama ala bid'i imrati. Ya şu olan adama bak, o kadar adi bir adam ki bir kadın yüzünden gitti dinini değiştirdi. Diyecekler. Haya ettiğimden dolayı Müslüman olmuyorum dedi. Yani Müslümanlık hoşuna gidiyor ama olan Araplar diyecekler ki o ne kadar kadın düşkünüymüş ki kadın yüzünden dinini döndürdü. Dininden döndü. Onun için dedi bu sözü kabul etmiyorum. Kale Ravi dedi ki فَفَرَّقُ عَمَرُ بَيْنَهُمَا Hazreti Ömer diyor, neyse ben de tefrik ediyorum. Sen çık git kadın gelemez diye. Nikahı boz diye tefrik etti. İşte bizim imamlar Hazreti Ömer'in bu emrini almışlar ve böyle tatbik edilir demişler. Haddesena Ebu Bekret'e قَالَ حَدَّسَنَا هِلَالُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّسَنَا Ebu Yusuf قَالَ حَدَّسَنَا Ebu İshak'a Şeybani اَنِ السَّفَّحِ اَنْ كَرْغُسِ بْنِ دَاوُدَ تَعْلَبِ اَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ Aynen. Bu rivayeti başka bir rivayetle de İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. فَقَلَّدُوا Bizim imamlar taklit ettiler bu üç imam. Ney? مَا رُوْيَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer'den rivayet edilen bunu. Bu rivayeti taklit ettiler. فِي هَذَا الَّذ۪ي Şul bir adam hakkındaki اَسْلَمَتْ اِمْرَأَتُهُ فِي دَارِ الْاِسْلَامِ Onun ailesi Dar-ı İslam'dayken Müslüman oldu. Adam da Dar-ı İslam'da. Hazreti Ömer arz etti. Müslüman olmadı. O da tefrik etti. Ve cealû kıldılar. Lillezî eslemet imrâetû fî dâril harbi ecelen. Peki bu Dar-ı İslam'da bu ya Dar-ı Harp'te kadın Müslüman olmuşsa buna ne dedi Ebu Hanife ve kimlikleri? Diyor ki Dar-ı Harp'te Müslüman olan bir kadına da bir müddet verdiler. Ecelen. Bir ecel kıldılar ki
in esleme fihi, o müddet zarfında eğer o adam Müslüman olursa febiha, yani ailesidir. Yeni nikahın lüzum yok. Ve illa, eğer Müslüman olmasa o müddet zarfında vekaatil furkatu beynehu ve beyne emraetihi, o müddet bitti mi ailesi ondan haliyle ayrılmış olur. O müddetini için verdiler. O arzın mukabili. Bedelen minel arzillezi, şu arzdan bedel olarak ki kânû yu'ridûnehu aleyh, hani kocasına İslamiyet'te arz ediyorlar ya, peki kocası yok, bunlar darül hatta, öyleyse o kadına bir mühlet verelim ki o mühlet bu müddet zarfında belki kocası Müslüman olur. Arz yok ya orada, kadı yok ya, kim arz edecek? Küfür diyarı. Böyle bir müddet tayin edilir. O müddet zarfında adam Müslüman olursa oldu, olmazsa o vakitte nikah müfessik olur. لَوْ كَانَ فِي دَارِ الْاِسْلَامِ, dar-ı İslam'da olsaydı arz olacaktı. Yok, ona bir müddet dedi. وَهُوَ الْعِدَّةُ, o da nedir? Ne kadar müddet verilecek? İddet. O 3 gün, 5 gün, 5 sene öyle değil. O verilen müddet de iddettir. Kadının iddeti bitinceye kadar o adama bir mühlet verilir. İddeti esnasında o adam Müslüman olursa yeni nikaha lüzum yok. Eski nikahda gene onun ailesi. Yok, iddet bittikten sonra adam Müslüman olursa ayrılmıştır. Zaten iddet bitti mi ayrıldı. Daha alamaz illa nikah edildi de düşünler. İlla en tehrucel mer'etu kable zalik. İlla o iddetten evvel kadın çıkarsa, ila daril İslam, dar-ı İslam'a çıkarsa. İddet 3 heyiz değil mi? Mesela kadın 1 heyiz büyüttü, 2 heyizi var. Kadın oradan yolunu buldu, çıktı geldi dar-ı İslam'a. Fe'in gati'ul ecel bizalik. Onunla o müddet de bitmiş olur. Nasıl? O kadın 1 heyiz gördü, geldi. Adam peşi sonra koştu geldi. Daha kadın hele 2 heyizi var. Aman tuğul medet, ben Müslüman oldum. Bitti daha, müddet bitti. Niye? Kadın dar-ı İslam'a geldi. Ya daha hele bunun 1 heyizini gördü, 2 heyizi daha var. Denilemez. Niye? Dar-ı İslam'a çıktığı gibi o verilen müddet bitti. Orada küfür diyarında kalsaydı o müddet devam ederdi. Dar-ı İslam'a çıktığında mungati oldu. Ve tecibu bihil beynune. İslam diyarına gelmesi sebebiyle beynunet, ayrılık vacip olur. Bizim imamların iştihadi bu. Peki ve nahnu fi hada, İmam-ı Tahavi diyor ki emma biz, yani kendisi ana ma raveyna an İbn Abbas radıyallahu anhuma, Abdullah İbn Abbas'tan gelen rivayet üzerine gideriz dedi. Yani Abdullah İbn Abbas'ın rivayetini kendisi tercih etti. İmam Ebu Hazreti Ömer'in rivayetini değil, Hazreti Ali'nin rivayetini de değil, Abdullah bin Abbas'ın rivayetini kesin. Onun üzerineyiz. Min vücubi beynuneti fil İslam, Müslüman olmak sebebiyle beynunetin vacip olması, sa'ate yekunu minel mer'a, kadından ne vakit İslamiyet vakı olursa hemen beynunet hasil olur. Ben bunun üzerineyim dedi. Şimdi bak, İmam-ı Tahavi Hanefi olmakla beraber edillerin arasında tedkik etti, o tarafı ihtiyar etti. Tabi o da derece iştihada vasıl olmuş fakat müstakil mezhep kurmamış. Kendi tercihiyle emel etmesi vaciptir ona. Fakat İmam Ebu Hanife ve Tirmizleri adelül umur olan şeyi almışlar. Ortayı almışlar. Ne Abdullah İbni Abbas'ın gibi oldu ya, aman Müslüman oldu, feshettim, bir ahara kadın, adam çıktı geldi, adam Müslüman olacak diyor ki halas, nikah gitmiştir. Adam gelinceye kadar kadın olur ki başkasına varır. Adamın çoluk çocuğu olur, mutazarir olur. Yok. Kadının erzini şart koşmuşlar. Yahut da dar-ı hatta olursa iddetini şart koşmuşlar. Ve emmâ mâ ruhiyen Ali'in radıyallahu anh fizalik. Hazreti Ali'nin rivayetine gelince Hazreti Ali ne dedi? İhtiyar adamdadır. Dar-ı harbe gitmediği müddetçe o kadın onun nikahındadır. Fema haddesena Nesr ibn Merzuk. Onun delili de Nesr ibn Merzuk'un rivayetidir. Kale haddesena Hüseyb ibn Nasih. Kale haddesena Hammad ibn Seleme en Katadete en Sa'id ibn Müseyyep enne Aliyyen kal. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki o adam, o Müslüman olan kadının kocası ehakku bi nikahiha, o kadının nikahına daha ziyade haktır. مَا كَانَتْ فِي دَارِ هِجْرَتِهَا, kadının hicret ettiği yerde olduğu müddetçe. İslam diyarına hicret etmiş gelmiş ya, madem İslam diyarından çıkmıyor, öyleyse o kocası ona daha ahaktır. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَ فِي
fi raddi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'e ala Abil As. Peki diyor, Zeynep'i Peygamber Efendimiz Ebul As'a reddetti. Zühri ve Katade bunu rivayet etti. Ve 3 sene sonra reddetti. Buna ne dersen? Nikah-ı evvelde dediler. Diyor ki, enne zâlike mensûhun. Bu mensuhtur. O hüküm vardı o vakitte İslamiyet'te. Fakat sonradan nesk edildi. وَاَخْتُلِفَا فِي مَا نَسَخَهُ. Peki nesk neyle sabit? Deliliyle ispat et. Nesk diyorsun, nesk olundu. Nesk eden şey nedir? Nasık nedir? Ha, diyor, bunda ihtilaf olundu. حَدَّسَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُؤَدِّدِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنَّا بَنْ عَاسِ بِنَ رَبِيعَ اُخِذَ أَسِيرًا يَوْمَ بَدْرٍ. Zühri'den geldi ki, Zühri rivayet ediyor, bu hadis munkati oluyor, aradaki sahabeyi zikretmiyor. Yalnız kendisine gelen haber mucibince diyor ki, Asi bin Rabia Bedir'de esir edildi. فَاُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Peygamber Efendimiz'e getirdiler. فَرَدَّ عَلَيْهِ اِبْنَتَهُ. Kızını ona tekrar reddetti. Şimdi bu muhtasar geçti ama hemen o vakit mi reddetti? Esir geldi, gitti, fidyesini verdi. 3 sene sonra Müslüman oldu. 3 sene sonra kızını gene ona verdi. Onda da ihtilaf var ya, nikah-ı evvel mi, nikah-ı cedid mi? Şimdi nikah-ı evvel desen, ha nikah-ı evvel ise o hüküm neshedilmiştir diyor. Asabı. Kale Zühri. Zühri dedi ki, ve kâne hâzâ kabden yenzilel ferâid. Bu farzlar nazil olmazdan evveldi. Yani ibnetin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve reddaha ala zevciha. Yani Peygamber Efendimiz kendi kızını Ebul As'a reddetti ki farz olan ayetler nazil olmazdan evvelidir. Demek ki ayetler nazil olunca ayetler sünneti neshetti. Nesheden ayet oldu. Bir bu. Ve haddesene Ubeydullah, kâle haddesene Aliyyun, kâle haddesene Abbadu ibn-i Avvam, en Sa'idin en Katade, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem redde ala Ebul As ibnetehu. Katade'den de bu rivayet geldi ki, Zeynep'i Ebul As'a verdi. Kâle Katade, Katade buyurdular ki, kâne hâza kâble en tünzele sûreti beraat. Beraat sureti nazil olmazdan evvel oldu. Ha, demek ki ihtilaf. Ayeti feraiz mi neshetti bunu, sureyi beraat mi neshedildi? İki rivayet var. Bu hüküm evvelden var idi, sonradan neshedildi. Vallahu Teala a'lem.